katil olduğu iddia edilen şahsın resmini yayınlıyorlar. Ama hipnoz tekniğine yayınlıyorlar. Yani sürekli görüntü dönüyor. Evet. Ve adam çok dikkatlice, şeytani bir bakışla tam Deccal'in öğrettiği gibi bir bakışla hipnoz pozisyonunda sürekli dönüyor. Evet, evet. Yani görüntüyü döndürüyor. Ve bakanlar o adamın eşkalini iyice beyinlerine kazımış oluyorlar ve çocuklarda, insanlarda korkuyu içlerine sindirmeleri için bir telkin meydana getiriliyor. Yani silahlı bir adam sokakta her an insanlar karşısına çıkabilir mantığıyla insanların bilinçaltı bu şekilde işleniyor ve demek istiyor ki bizim böyle elemanlarımız var. Bunlar uyuyan hücreler, uyuyan hücreleri her an uyandırabiliriz. Sadece bir tanesini örnek olarak gösterdik size. Artık gerisini siz düşünün gibi bir mantıkla yaklaşıyorlar. Adamın özel eğitim aldığı aşikar görülüyor. İngiliz Derin Devleti'ne bağlı Amerika'da özel bir eğitim okulunda Doğu Türkistan'dan çocukken getirilerek eğitildiği imajını veriyor. Yani öyle bir imaj veriyor. Bir araştırsınlar bakalım. Kapsamlı bir plan hazırlamış. Mesela taksiye ihtiyacı olduğu imajını veriyor. Yani çok ilkel bir çalışma, yani amatör bir çalışma yapıyormuş gibi göstertiyor. Üstünde 5 kuruş yokmuş gibi göstertiyor. Resmini kendisini afiş edecek şekilde iyi kapsamlı bir video çalışması yapıp onu veriyor. Videoda da anlamsız bir surat, yani korkunç bakışlar, yani tam o mizansına uygun bir insan yüzüyle olay gösteriliyor. O yüzdeki adam, gösterilen adam o mu değil mi, o da belli değil. Yani taksiye binen adam o mu değil mi belli değil. Yürüyerek giden birisi var. O mu değil mi belli değil. Yani hiçbir şey belli değil.